Herkese merhabalar. Bugün Eylül'le beraber sizlere Philips AirPlay kutu açılımı yapacağız. Bakalım nasıl bir kutu açılımı olacak Eylül'le beraber. Zaten genelde kutu açılımlarını Eylül'le birlikte yapıyoruz. Bu sefer de öyle olacak. Şimdi yavaşça kameramın kadrajını şöyle kutuya doğru çeviriyorum. Zaten Eylül açmaya da başladı arkadaşlar. Heyecanlı bir şekilde. Bütün gün bunu bekliyordu zaten. Şu anda fırsatını bulmuşken değerlendiriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi kutuyu açınca karşımıza şöyle bir kitapçık çıkıyor. Arkadaşlar. Kullanma kılavuzu, garanti belgesi vesaire. Evet. Şöyle koyuyoruz köşeye. Hayır diyor. Ben. Kutumuzu yavaşça açıyoruz. Evet. Ben. Şu şekilde korunaklı gelmiş. Sert. Öncelikle şunu çıkartmam gerekiyor. Çıkart. Çıkartacağım ama. Altında da şu şekilde ürünümüz var. Onu çıkartacağım. Eşim yardımcı olsaydı bu konuda bana çok iyi olurdu ama şu an o yardımcı olmamayı tercih ediyor. Kameraya girmemeyi tercih ediyor. Haydi bismillah diyelim ve AirPlay'imizi gün yüzüne çıkartalım. Evet. Ay. Kutunun içerisinde başka hiçbir şey yok. Böyle evet. Boş. Böyle boş. Her dediğimi tekrar ediyor. Umarım siz de anlarsınız. Kafanız karışmaz. Aç bunu. Şunu bir öncelikle açalım. Çok mu konuk hayatım? Senin de şifre değil mi? De şifre değil mi seni? Hayır. Ve bizim evin büyük çocuğu da geldi. Ona dedim ki sevgili eşime sen videoyu yani şey kutu açılımı sen yap. Ben de bir kamerayı alayım. Hani ayrıntılı bir şekilde çekeyim ama kendisi kabul etmedi. Şimdi de videomu sabote etmeye çalışıyor. Sizce yaptığı şey doğru mu? Seni de şüphe ettim. Hayır. Anne. Ne var? Kafam büyük mü? Zaten önemli olan benim kafamın gözükmesi değil ki. Önemli olan ürünün gözükmesi. Eylül'ün heyecanı. Yani bizim evde kutu açılımları bu şekilde oluyor. Bize dayanıp da izlerseniz yani gerçekten de bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Neyin fazla bağırıyor bu? Annem neden bu kadar çok bağırıyorsun? Sen bunu mağazada da görmüştün. Eylül'ün de çığlık attığı üzere şöyle çok güzel şık bir AirPlay bizi karşılıyor. Siyah. Şurası LED göstergeli. Normalde diğer modellerin şurada böyle çevirme kadrajı oluyor, düğmesi oluyor ama bu direkt LED. Hava üfleme yeri de burası. Kamerayla oynama hayatım, ben ayarladım. Direkt ürünü görüyor. Anne. Şuradan bantları ve korunakları var. Hemen açıyoruz. Aç bir daha. Diğer köşedekini de açalım. Baba. Şöyle yan yapayım da bir öyle görün. Gözüküyor mu kameradan? Net. Dur bebeğim. Bu asıl kızartılacak işte ana kısım. Anne yapar mısın? Anne yapar mısın? Olarak geçiyor.
Şurada iptirme sürgülü bir düğmesi var. Böyle kilitliyorsunuz. Bu kilitleme mekanizması. Şurada anne, da bir düğme var. Annem şu videoyu bir halledeyim, ondan sonra yaparız bebeğim. Orada bir kalsın. Şuraya basıp bu şu görünen yerden de çıkartıyorsunuz. Bunlar zaten koruyucu kartonları vesaire. Kartonları ben amcam. Şu da iç kısmı. Şöyle şunun da içinde farklı farklı nasıl diyeyim, üçgen şeklinde alçak ve yüksek olmak üzere bir kısım var. Buraya da yağlar birikiyor şu kısma. Burası da yanmaz, yapışmaz. Bu kısmı da makineye atabiliyorsunuz. Çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Şu kısım da çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Şimdi tekrar size gösterip kapatayım. Bakın. Yerleştiriyoruz ve yerine oturdu. İç kısmını göstereyim ürünün. İçi de bu şekilde. Anne, anne ben. Annem bir saniye. Yok annem, sana göre değil bu. Çok tehlikeli. Tık diye oturdu. Ürünümüz bu. Net gözüküyor mu? Alıyor mu tam? Şöyle de kablosu arkada. Özelliklerini okuyacağım size. Hani bu ürün neymiş? Bu üründe neler yapılıyormuş? Daha doğrusu öncelikle kutunun bir çevresini göstereyim. Üzerinde neler var? Kutunun dış görünüşü böyle. Ürünü. Hani çalıştığı zaman led bu şekilde gözüküyor. Zaten kendi akıllı programlama sistemi var. Siz hangi ürünü yapacaksanız, işte diyelim buzdolabında hazır bir gıdayı çözdürecekseniz, direkt kızartacaksanız onun düğmesi var. İşte çiğden tavuk, patates vesaire yapacaksanız onun düğmesi var. Kek yapabiliyorsunuz, balık yapabiliyorsunuz, sebze yapabiliyorsunuz, köfte, yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani şöyle düşünelim, mini ufak bir fırın gibi düşünebilirsiniz. Şu da bahsettiğim iç kısmı, içindeki kısım. Yağ buraya birikiyor, buraya boşaltabiliyorsunuz. Hiç yağ koymadan ya da bir kaşık yağla istediğiniz kızartmaları yapabilirsiniz. Burada da şöyle özellikleri var. Ben bayağı bir videolarını izledim, araştırdım. Yukarıdan hava üfleyerek yapıyor ve rezistansı üst kısımda bulunuyor. Bu ufak boyu ama ufak tezgahların bence tercih etmesi gereken boy bu. Çünkü bunun bir büyüğü XX large olan daha büyük, geniş. Yani fırın gibi düşünebilirsiniz. Alan çok kaplıyor ama bu 3 kişilik bir aile için bence ideal. Siz de videolarını izleyerek karar verebilirsiniz. Bizimki Philips Airfry Essential olarak geçiyor. Yeni bir ürün olarak geçiyor. Koduna bakmaya çalışıyorum. Kodumuz da HD9252. Eski fritözlerdense bence bu fritözler daha kullanışlı. Hem temizlemesi, hem kullanış açısından kolaylık sağlaması. Memnun kalacağımı düşünüyorum. İzlediğim videolardan yola çıkarak da bence bayağı da bir memnun kalacağım. Çünkü benim kızım köfte ve patatesi çok seviyor. Eşim de seviyor ama eşim şeker hastası olduğu için yağa dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ olayına, ve bunda da yağ sıfır. Ayrıca ürünün kendi kodunu girdiğiniz zaman kendi uygulamasına, internet sitesine, hani Philips'in Airfry uygulaması var. Oradan da yemek tarifleri, videoları vesaire oluyor. Bundan bir yıl ya da iki yıl öncesine kadar yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de bu program desteklenmiyordu. Ama şu an desteklenir diye tahmin ediyorum. Ya da desteklenmiyorsa da internetten detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Biz merakla bekledik ve ürünümüz bugün elimize geldi. Sizinle beraber de inceleme fırsatımız oldu. Ben bu ürünü 1500 lira gibi bir fiyata aldım. Philips'in kendi kampanyası vardı. Kampanyada da bir 500 lira kadar indirim çeki vardı. Onunla beraber de videosunu çektiğim bir ürün vardı.
Philips'in Promix el blenderı. Onu aldım. Yani Philips ürünleri genelde seviliyor ve şikayet alınmıyor. Hani elektrikli alet biraz şanssız işi ama Philips'te bu sıkıntı çok 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 az, biraz da kullanıcıdan kaynaklı olabiliyor bu tarz sorunlar. Videomu izlediyseniz teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Umarım araştıran ya da ürün modelleri arasında kafası karışan insanlar için de faydalı olur. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Evet. Hoşça kalın arkadaşlar. Videom da var. Evet arkadaşlar, kızımın YouTube kanalı da var. Unutmadan onu da söyleyeyim. Eylül'ün masalı olarak geçiyor. Evet. Onun videolarını da izlemeyi unutmayın. Evet. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için.